Öyle belli etmeseydim ben onları öldürmüştüm. Şöyle arkadaşlar. Hop, inisiye şöyle hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani yaptığım hareket şu. Adama Q ile gittik. Ward W'yu koyduk. V'yi çaktık gördüğünüz gibi. İnisiye hızlı bir şekilde attık. Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Jungle'da Lee Sin oynayacağım arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Artık bu kadar Jungle videoları da gelecek. Derken bizim takım niye ölüyor bilmiyorum ama orada ne işleri var? İlk kanalı ölmüşler. Bu arada da arkadaşlar aynı zamanda Twitch'te yayındayız. Görüyorsunuz Twitch'te yayında olduğumuz için. Yatay YouTube yazmaya devam ediyor. Siz de twitch.com/berkaybaksu adresine bekliyoruz arkadaşlar. Hemen Lee Sin'i anlatmaya geçelim. Ekranda görüyorsunuz zaten, açıklamada da linki var. Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Evet arkadaşlar, Lee Sin oynuyorum. Blue'ya başladım. Çünkü neden Blue'ya başladım? Top'a gank atmak istiyorum ilk başta. Öncelikle Lee Sin'in biraz özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Lee Sin'in en önemli skill'i arkadaşlar orman dönmesinde pasifi. Pasifi her skill attıktan sonra 2 tane normal vuruş vurmanızı sağlıyor. 2 tane hızlı normal vuruş vuruyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve her skill attıktan sonra ilk normal vuruşunuz enerjinizi yeniliyor. Yani mesela Q attım, normal vurdum, Q attım, bir daha normal vurdum. Enerjimizi gördüğünüz gibi yeniledik gördüğünüz üzere. Q'muz arkadaşlar adama ses dalgası gönderiyor ve adama doğru gidebiliyorsunuz. Demeyi çatıyor. Şöyle bakın, gitti. Tak, bir tane daha bastım, adama gittim gibi düşün. W'muz kalkan veriyor, pasif olarak lifesteal veriyor. Çok iyi bir özellik. E'miz arkadaşlar geriye vuruyor. Burada W ile toteme veya dost şampiyonlara veya minyonlara atılabiliyorsunuz arkadaşlar. E'miz ise yere vuruyor. İkinci bastığımızda rakibe slow veriyor. Lee Sin'de en önemli yapmanız gereken şey, ilk W'yi attınız, sonra ikinci attığınızda da adamı normal vurmak, yoksa enerji bak normal vurdum, hop bir daha normal vuracağım, hop tak Q. Yani Q'dan sonra da normal vurmaya özen gösterin. Şimdi bunun üçünü normalde almıyorum. Normalde ben şey yapıyorum. Blue Gromp Red yapıyorum. Tap'a gank atacaktım. Baktım tap puşlamış. Gank yemez. Üçünü alıp Red'e gittim. Şimdi karşı orman deneyebiliriz diyeceğim ama karşı taptan başladı galiba. O yüzden bakalım. Size anlatırken oyuna çok fokus olamadım. Devam ediyoruz hemen orman dönmeye. Dediğim gibi genelde 3 kamp alıp gank atılır Lee'sinde. Aha taptı adam. Çok güzel set. 2v1 kesti. Onu da mı kesecek? Geliyorum. Sete yetişebilecek miyiz? Kaç set? Kaç. Geldim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşı jungle'ın yerini de gördük. Fiora'ya da güzel oynayabilirim burada ama burada güzel oynamak zor. Neden derseniz. Adama değdirdik ama yok giremem buraya. Çünkü adam ölmez orada. Evelyn Blue'sunu almış. O yüzden ben bu Scuttle'ı alacağım. Evelyn de bot side'a Red'ini alacak, sonra Scuttle yapacak. Ben hemen bu Scuttle'ı alıp diğer Scuttle'a gidersem yetişeceğimi düşünüyorum hemen. Ama bizim bot lane'de push yok. Şimdi arkadaşlar jungle oynarken bunu özelde bir video çekeceğim ama bot lane'de push olmadığı için buraya oynamamız çok zor. O yüzden top side'ı tercih ettim. Yani zorlamayacağım. Deneyeceğim. Evelyn'e vurabilirsem vuracağım. Yoksa zorlamayacağım. Çünkü Evelyn item alıp gelecek bir de. Hemen şuraya girdim. Neden kırmızı çarp aldım? Bir de fight'larda daha iyi oluyor. Daha uzun sürüyor. Burada Evelyn var. O oraya kaçtığına göre. Onu da unutmayın. Gel keseriz Evelyn'i. Niye kaçıp girmiyorsun? Aa, ne yapıyor Yasuo arkadaşlar? Evet, Evelyn de burada dediğim gibi. Hemen şöyle atıldım buraya doğru. Şöyle Q denedim. Flash attı. Tamam, öldü bu arada Yasuo. Flashlarım en kötü. Hemen Evelyn'e de girdik. Gördüğünüz gibi bakın normal vuruşları vurmayı unutmuyorum. Öldü Evelyn'de. Hop, bir tane flash. Normal vuruş. Ward W kullanmayacağım. Gerek yok. Ölmem. Gördüğünüz gibi çok Lee Sin'de hızlı oynamaya çalışırsanız arkadaşlar tüm skill'leri nereye attığınızı şaşırırsınız. Slow anlat oynadım size. Q'yu kaçırmanız önemli değil. Yavaş oynarsanız normal vuruşlarınızı skill'lerden sonra yaparsanız enerjiniz de bitmezse çok güzel bir şekilde kill'leri alabilirsiniz. Slow. Flash gereksizdi belki ama elbet çıkarken ya da girerken atacaktım. Şuraya gelelim. Yalnız bizim bot lane oynamadığı için olmadı. Hemen şuraya şey yapalım. En önemli özellik Lee'sinde arkadaşlar bol bol görüş totemi almanız lazım ve wardları güzel kullanmanız lazım. Mid'e bir daha koşuyorum bakın. Geldim Zed, girsene şuna kankam. Bir döv W'yu döv onu. Zed'in W'yu dövmesi lazım. Yasuo niye agresif oynamıyor? Benim burada olduğumu biliyor galiba. Oğlum, çünkü normalde ben Yasuo olsam girmiştim buna. Benim burada olduğumu biliyor bu Yasuo. Yok, Yasuo arkadaşlar bizim burada olduğumuzu biliyor büyük ihtimal. Çünkü girmiyor ama biz deneyelim yine de. Şöyle Q attım. W açtı Yasuo. Bir şey yapamaz, sıkıntı yok. Güzel. İlk double scuttle aldık. Level döndeyiz. Şimdi base'imi atmak istiyorum. Jungle nerfinden sonra çünkü base alıp tempoyu kaybetmemek önemli. Adam ward olmasa kesmiştik bunda. Ne yapıyor ya? Bizim çocuğun base'i. Ben de böyle şey ward'umu harcamadım. Şurayı bir pushlayalım, sonra base atalım bari. Zed de 6 level zaten, girmeyecektir. Zed hatta onu keser mi? Zed'cim kesersin. Ne yapıyor oğlum bu Zed? Çarp Q yapacağım ama çarpı atamadım. Aynı şekilde. Buraya pushlamamız lazım, hadi ya.
Neyse ben bırakıyorum bu lane'i. Pushlamıyor çünkü Zed. Neden pushlamadığını anlamadım. Yasuo da arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada bu hesap gold olacak. Gold serisinde bir hesap. Buraya girmemiz çok saçma olur. Yasuo sadece zaman öldürüyor gördüğünüz gibi. O yüzden base atmam lazım. Zed'de oynayacağı yok. R'ye atsa keseriz ama R'ye de atmıyor. Geldim kanka. At artık şu R'ye'ni lütfen. Kankam R'ye atar mısın? Çok yavaş oynadı. Yasuo'yu görüyor musunuz arkadaşlar nasıl oynadığını? Hemen şöyle minyona da gidebilirim ama yok minyona gitmeyeceğim. Şöyle minyona atladım. Ward W'ye atıp adamı oynayabilirdim ama Yasuo bizim sadece zamanını öldürdü. Sıkıntı yok. Burada da biz wave alalım. Yasuo da bildiğiniz Smurf gibi oynuyor. Görüyorsunuz kayışları mayışları. Sıkıntı yok. Buraya da girecek hatta benim ormana da. Oradan Q2 alacak. Bana dive atmak isteyebilirler. Ama yemeyeceğim o dive'ı. Çünkü Yasuo'nun ultisi var mı? Atmadı galiba ya. Zed'i direkt kesti diye gördüm. Şöyle şunu da çok güzel bir şekilde aldık. Hemen base'imizi atalım artık. 6 level olacağız zaten. Hala base atamadık. Bu biraz bizim için sıkıntı oldu. Şimdi Kanichan build'i de var. Kararma build'i de var. Ben bu maç aslında kararma daha iyi gider. Neden? Bu maç tek atma build'i daha iyi gider. Çünkü karşı kırılgan. Ama karşınıza tank şampiyonlar geldiği zaman Kanichan build'i çok daha iyi arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ward alacaktım ama 2 tane ward'um vardı cebimde. O yüzden almadım. Ooo set güzel kesti. Helal olsun. Bir kesti mi? Hayır. Yasuo yürüdüğü için pasifi geldi. Ah be Zed'cim. Olur öyle. Hemen şu jungle dönmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Evelyn'den 2 level önde olacağız şimdi. 6 level olacağız. Bu önemli arkadaşlar. Level öndeliğini kaçırmayın. Çarpları da atalım artık. Şöyle hemen bunu da aldık. Çok güzel. R'yi de açtık. Şimdi bir insect deneyebiliriz. Insect dediğimiz şey de arkadaşlar adamın arkasına herhangi bir şekilde geçip adamı bizim takım oyuncularının arasına atmak veya işte bize doğru atmak deniyor. Bunu da bilmeyenler varsa onu da açıklayayım şimdi. Buraya oynayabilir miyiz? Çok safe oynayacaklar. Çünkü benim burayı vurduğum göller. Bunu alıp Drake'e başlayacağım. Jungle'sanız görevleri almanız da önemli. Ha geldim ya geldim. Dur bakayım şu. Özellikle jungle dönmesi nerf yemişken ama çok belli ediyorsun kankam böyle. Kankam. Öyle belli etmeseydim ben onları öldürmüştüm. Şöyle arkadaşlar. Hop insiye şöyle hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani yaptığım hareket şu. Adama Q ile gittik. Ward W'yu koyduk. R'yi çaktık gördüğünüz gibi. İnseyi hızlı bir şekilde attık. Yani bu kadar seri bir insek atabilirsiniz. Şöyle ejderi alalım hemen. Yani bunu da böyle hızlı bir şey tak 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 diyor. Hani ben böyle diyorum geldi. Hani bu tarz yapabilirsiniz arkadaşlar. Başladım Drake'e de. Şimdi ejderi alıyoruz. Ejderi de çarp 510 vuruyor. Kaçırmayacağım çarpı. Evelyn bir yerden gelip çalmayı deneyebilir. Evet dediğim de oldu bu arada. Evelyn bu arada 5 level ama kaçamaz. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde öldürdük. Hemen buraya giriyoruz. Karşı jungle'a 2 level attık şimdi. Burada 7 olacağız çünkü. Kim yardıma çağırıyor beni? Leona mı? Ben bir mid'e uğrasam mı ya? Yiğis'in de mid'e gank atmak Yasuo varken zor oluyor. W's falan var. Ama bizim adamın da yardıma ihtiyacı var gibi görüyorum. Şöyle karşı ormanı da dönelim ki karşı iyice geri kalsın. Çarpımız da geldi kırmızı çarpımız da. Geldim 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 sıkıntı yok ya. Çok belli ediyor bizim yerimiz Zed. Şöyle W ward attık. Ward W attık. Kaçamaz. Flash'ım da var. Kaçırmam onu. Q'yu da değiremedi. Öldü büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi tehlikeli oynuyor bu arada ya. Ooo Yasuo. Evet arkadaşlar Yasuo'ya. Aa ne yapıyorsun? Zed. Yasuo'yu kesmek gerçekten zor arkadaşlar. Kayıyor çünkü yakalayamıyorum. Tilt oldum. Birazdan göstereceğim. Rain bir gelsin. Rain var mıydı bilmiyorum. Yoktu galiba. Gelmemişti daha. My bad. Devam. Evet arkadaşlar şimdi ward'um yok. Cebime iki tane totem alıyorum. Neden iki tane totem alıyorum? Söylemiştim. Ward jump yapabilmek için. Daha demin bir tık kötü oynamadık aslında. Yasuo güzel oynadı. Ya bunu ayırt edin arkadaşlar. Çünkü iki kişi güzel oynadığı zaman biri kötü oynamış oluyor. Yani diğeri daha iyi oynamış oluyor aslında. Yasuo güzel oynadı ama birazdan yaşatmam onu. Sıkıntı yok. Hemen burayı da temizliyoruz. Size kararma build yapacağım. Değişik. Full böyle kritik aslında build gideceğim. Kritik derken zırt delme. Çünkü bu maç o gerekiyor. Karşı çok kırılgan. Bir tane tank yok. Flash'ım da vardı aslında. Flash da güzel oynayabilirdim. Dediğim gibi bak orman keserken pasifimi hep kullanıyorum. Hiç saldırısız vurduğum olmuyor adama. Yaratıklara. Bir Yasuo'ya gitmemiz lazım yine ya. Yasuo'ya tilt oldum bu arada. Onu sürekli o yüzden gidiyorum. Geldim Zed ultile. Aa, çok erken ultiledi. Öldü büyük ihtimal. Leona girer misin kankam? Şöyle vurduk arkadaşlar. R'den sonra arkadaşlar Q atmak garantidir. Lee Sin oynarken önce R'ye atıp sonra Q atın. Garanti Q'dur. Çünkü R'ye gittiği yerden sıyrılamıyor. Hemen gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde adamı atıp kesebildik. Ya Q kaçırmama yöntemidir aslında Lee Sin'de bu. R'ye atıp Q atmak sonra Q'ya gitmek. Şimdi burada orman şuradan bir plate alalım. Sonra şu varsa şuraya gideceğim. Varmış çok güzel.
Evelin orman sürekli dönüyoruz zaten gördüğünüz üzere. Bu skin de burada bayağı güzelmiş değilsinde. Devam ediyoruz. Gel buraya Evelin, neredesin? Evelin buraya geliyorsa onu da öldürebiliriz ama gelmiyor. Güzel. Setimizde 6-0-0 oynuyor. Mükemmel ama öldü. Ah be, buraya kadar verdi. Şimdi ise Scuttle'a girdik hızlı bir şekilde. Scuttle'ı kesiyoruz. Hemen Scuttle'a girdik. Scuttle'da kestik rahat bir şekilde. Okey, sıkıntı yaşamadık. Şimdi bu tarafta Evelin'i arayacağım. Ama Rey'im yok. Rey'im olsa garanti keserim ama Rey'siz belki kesemeyebiliriz ama keseriz diye düşünüyorum ya. Şurada bekliyorum da burada Yasuo gelebilir. Evelin AFK mı kaldı acaba? Yok, kalmamıştır. Görünmez bir yerlerde takılıyordur. Ya ona gireceğiz de Zed oynamıyor ona ya. Ben sinir oluyorum Zed oynamayınca. Zed bak Rey'i kankam. Adam Q. Allah, çok güzel oynuyor bu arada Yasuo ya. Adamın Q'ya 10 saat beyitliyor. Öyle atıyor. Hemen flash'la çıktım. Bir tane daha vurdum. Öldürdüm ama Evelin de bizi öldürdü. Gerçekten beni niye işaretliyor Zed ki? Ben ne yapabilirim? Sıkıntı yok. Şimdi kararıma bitti. Üstüne bir de alacağımız item arkadaşlar. Ben Ninja tabi aldım. Evelin'den korkmuyorum. Üstüne hemen Yoğumu vesaire vesaire gidebiliriz. Bakalım ne gideceğim. Ben biraz Yoğumu falan gibi AD'ye gitmek istiyorum. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hemen bunu da keseceğiz. Burada Yasuo tehlikeli ya. Late'i tehlikeli Yasuo'nun, yani ona göre oynamak lazım. Ama Leona da iyi oynuyor bence. Set niye botta? Bizimkiler niye tapta? Niye değişti? Şu Drake'i de almamız lazım. Drake bizim için önemli. Benim için önemli lan diyeceğiz. Hemen gidiyoruz şuradan. Yasuo'nun arkasından çıkıp Zed'e atabilirim ama yani ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Geldim. Bir Q'sunu harcasın. Hortumunu. Aa, buradan kaçıyor. Güzel. Bana deneyecek. Güzel. Deneyemedi. Gel Leona, sana atarım bunu. Gel gel. Bana stun yedirdin kanka. Yasuo arkadaşlar hepimizi birden kesti burada. Evet. Leona yüzünden stun yedik ve hepimiz öldük. Gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Yasuo'yu kesmemiz. Bu arada arkadaşlar Yasuo'da fena Smurf geldi. Bakalım kim kazanacak maçı? Smurf Yasuo mu yoksa biz mi? Göreceğiz şimdi. Kazanmamız lazım. Devam. Kazanacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kazanacağız. Set onu yakalayabilir mi? Geldim. Set de yakalayamadı. Hatta o Yasuo kötü değil ya. Hemen şöyle girdik arkadaşlar. Bakın böyle hop girdik. Sıkıntı yok. Öldü o da. Gördüğünüz gibi Caitlyn'i de rahat bir şekilde öldürdük. Hop. Yasuo'yu da öldürelim. Tak, Yasuo'yu da öldürdük. Bay bay dedik. Yani yapmamız gereken bu Q'yu değiştirirseniz girip direkt hepsini tekleyebilirsiniz. Buradan da şöyle yaralım. Skill'lere yine basıp saldırı hızını kaçırmıyorum. Gördüğünüz üzere. Şu ormanı da döneceğim. Evelin'le eşit level olmamız beni üzüyor tabii ki de. Adama 2 level atmıştık. Yasuo sağ olsun bizi çok geri bıraktı. Hemen buradan çıktı ama yakalayacağız. Bay bay diyelim Evelin'e. Kırmızı çarpı da attık, vurduk. Fiora'yı da kesebiliriz. Hemen Fiora'ya da gördüğünüz gibi tak tak vurduk, kestik. Sette çok güzel oynadı aslında. Senna'ya doğru gitti. Onu da kestik. Çıkmamız lazım şimdi. Caitlyn'e Q değmedi. Oraya Yasuo gelecek. Çıkın oradan, çıkın oradan. Bir şekilde çıkın oradan arkadaşlar. Yasuo minyonlarla gelecek oraya. Hemen güzel bir şekilde takım da çıktı. Ben de şuradan devam edeceğim orman dönmeye. Çünkü Evelin'in ormanını almak onu geri düşürmek. Biliyorsunuz bunu söylemiştim. Çünkü onun keseceği bir kampı siz kesmiş oluyorsunuz. Hemen oluyor. Smurf Yasuo'ya karşı oynamak da güzel oldu ya. Adam gayet iyi oynuyor. Hoş oldu yani. Hemen Blue'yu alalım. O da Grump'u alacak sağ olsun. Mide alamet salmış. O mid kuleyi verdik. Çıkması lazım Leona'nın oradan. Yoksa keser hepimizi o adam. Flash'a gerek yok ama Leona'sın kanka sen yani. Gerçekten gerek yoktu ona. Hemen çok güzel bir şekilde şurayı da aldık. Şöyle bütün farmlara da şöyle vuralım. Zed alsın bunları. Gördüğünüz gibi ben buraya da girdim. Orman dönemiyorum. Maç o kadar aksiyonlu geçiyor ki. Güzel. Bizimkiler de bu site'da kill aldılar. Şimdi bir tane daha insek atarız birazdan. Yasuo'ya bir insek atarım size. Ama Yasuo kayabildiği için çok tercih etmiyorum o Yasuo'ya insek atmayı. Şimdi bir tane daha AD item alacağım. Şurayı da keseyim. Lady'i de kolay bir şekilde alacağız zaten. Gördüğünüz gibi belli bir süre sonra şampiyon da iyi vurmaya başlıyor. Hop, şurayı da kestik. Şimdi burada Scuttle var mı? Bot'taki Scuttle'ı alamadık. Yoktu çünkü. Burada var, evet. Bot'ta olmazsa zaten tapta oluyor. Direkt devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar bu videoya özel şu an durdurup 1000 like'ı geçersek ve şu an durdurup yorum da atarsanız seviliyorsunuz arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Atmasanız da canınız sağ olsun. Sadece kanal önerilmesi için iyi oluyor. O yüzden istiyorum. Bu arada bende 2.5K para var. Onları harcamazsam arkadaşlar önde olmamın hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü parayı kullanmazsanız önde gibi olmazsınız. Çünkü para cebinizde kalır. Parayla bir şey almanız ki lazım ki güçlü olasınız.
Hop gördüğünüz gibi bu Fiora'yı keselim. Sonra son buraya flashladım. O kaydı ama sıkıntı oldu. Beni öldürecek galiba ama sette onu keser. Ah be kesemedim. Dediğim gibi stun tam kule yetinde yemesem onu da kesmiştik arkadaşlar. O sıkıntı oldu ama güzel. Sıkıntı yok. Birbirlerine vurdurduk. Birini kestik. Sette diğerini kesecekti ama olmadı. Anlaki oldu. Allah. Seti de kestiler. Sorun değil. Hemen biz paramızı harcayalım. Evet arkadaşlar Yasuo yine şovunu yapıyor. Kesti ama sen al Lucian. Oh Lucian. Oh. Evet arkadaşlar. Bir Lucian'a bakın. Bu elo arasındaki fark bu yüzden oluyor. Lucian yani ne yaptın Neis? Ne yaptın kardeşim? Şöyle hemen girdik. Beni 1v1'de kesemez zaten. Ama niye girmeye çalışıyor anlamıyorum hala. Kestim bu arada onu. Şu da arkadaşlar diğer bir kombomuz. Hop tak gittik. Ward'um geldiğinde oynarım ama yok bunu kesemem. Yok arkadaşlar Yasuo'yu kesmek için yani çok geri durumdayım. Kesemiyorum şu an ama set az kalsın set kesiyordu. O da bir şey yapamadı. Birlikte oynamamız lazım. Baitlendin diyor Fiora da. Ah be kardeşim ah be kardeşim. Bir arkanda adam var olmasaydı sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar artık direkleri dörtlemezsek yenemeyeceğiz gibi. Yasuo'nun late'i bizden güçlü. Bizim char yavaş yavaş düşüyor. Ama sıkıntı yok halledeceğiz. Hemen koşalım. Evet arkadaşlar şimdi maçı bitirmemiz lazım. Çünkü biraz daha uzarsa yenileceğiz onu söylemiştim. Çok güzel. Burada keseceğiz mi? Hop şöyle bir tek Q. Allah kill bende kaldı. Sıkıntı yok şu Drake'i de alalım hemen. Baron 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 baron. Baron'a bakması lazım. Baron'a baksın set. Aa bunu almışlar. Hop buradan girdi mi? Bakın gecenin kıyısına çarptığı için girmedi arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi Yasuo'yu tekneye kestik. Set Evelyn de öldü. Set demişim set bizden. Evelyn de gördüğünüz gibi öldürdük hemen. Bir tane daha vuracağız. Şimdi Baron alacağız. Hemen Baron almamız lazım. Baron'a gelin. Baron'a gelin takım. Niye Baron'a gelmiyor takım? Ona değil ama Baron almamız lazım bunları kesmişken. Neşe gelmeleri lazım. Çünkü karşının en güçlü iki adamını kestik. Caitlyn de öldü. Zaten Senna çok güçsüz ama Neşe hızlı almamız lazım yani. Leona ile Lucian gelseydi yürüseydi direkt alacaktık. Taptan kule kaybetmemiz çok önemli değil oyunda. Çarpım da var. Her türlü alırız bunu. Çok güzel şekilde Baron'a alacağız. Baron'a canımız inmiyor. Bu bildiğimiz olsun. Nice olsun. Bu bildiğimiz güzel yanından bir tanesi 12-5 olmuşuz bu arada. Kasıyorum. Çarp 760 vuruyor ona bakıyorum. Arkadaşlar bakın çarp atma taktik Q'ku. Bak tam damage'i vururken atacaksınız da ben bu sırada Q'umu bekletmedim size anlatayım derken. Ne yapacaksınız? Q'yu tam patlatırken çarp atacaksınız. Mesela çarpınız 760 vuruyor ya. Q'nuz da 300 vuruyor. 1000 vurmuş oluyorsunuz toplam. Yani çarptan fazla. Bu taktikleri de unutmayın. Çarp atma yöntemlerinden bir tanesidir bu da. Yasuo'yu kesmemiz lazım. Derken Yasuo o tarafa doğru kayıtlıyor. Kesti galiba ilk defa. Helal. Set güzel oynadı. Baitledi adamı. Biz de şuradan girip adam yakalayalım. Gecenin kıyısı var. İlk skill stun falan atarlarsa yemeyeceğim. Oo, Caitlyn buraya vurdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop Q. Bak en güzel kombolarından biri de budur. Çünkü canını azaltıp Q atarsanız arkadaşlar daha fazla vuruyorsunuz. Bak tak gördünüz mü direkt. Q'ya atıyorsunuz. R'ye basıyorsunuz. Q'ya bir daha gidiyorsunuz. Adam öldü yani. Garanti kaçırma ihtimaliniz yok. Ya da RQQ yapıyorsunuz. Bunun gibi de olabilir. Bu komboları atmaya özen gösterin diyorum. Hemen şöyle gittik Fiora'ya da. Allah Fiora'da flash attı. Öleceğiz mi diyor. Ona koru beni. Tuşturu yok. Ben öldüm arkadaşlar ama bizimkiler de onu kesti. Hatta maçı bile bitirebilirler. Güzel. Beatlemiş gibi olduk. Birebir oldu. Word değil ama şimdi alabiliriz. Hemen bir de yoğumu alıp koşmak isteyeceğim. Şimdi full AD'ler. O yüzden bir de tank gidelim şimdi. Bundan sonrası için. İki tane görüş totemini alıyorum Cem'e. Tank olarak da ne gidebiliriz? Belki koruyucu melek olabilir. Güzel olur gibi geliyor. Ward'u 1'e koyduk. 3'e de Zonya'nın kronometresini koyduk. Güzel olacak. Bakalım. Şimdi buradaki skatala da gireceğiz. Sonra karşı blue varsa karşı blue'nun orada pusabiliriz aslında. Önce karşı blue'ye gitmek daha mantıklı. Var evet gördüğünüz gibi. Hemen blue'ye de gittik. İyisinde yapmanız gerekenler çok basit ve daha fazla jungle videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Geldim oraya. Orada birileri öldü. Kim öldü bilmiyorum ama. Arkadaşlar şu da ayrı bir iyisi taktiği. Bak gördüğünüz gibi. B'den sonra Q'yu garanti değiriyorsunuz ama bu adam iyi oynuyor. Hop. Bir de bunu bastık. Q'yu buraya atarsa diye bile bastık. Yani garanti olsun işimiz diye. Tak gördüğünüz gibi adamın Q'sunu dojladık ama garanti. Adam belki faker'dır. Bilemeyiz diye o kronometreyi de bastık arkadaşlar. Şöyle hop tak tak hop tak. Bak minyona uçup Q atmanız her zaman rotanızı daha iyi olmasını sağlıyor. Çok daha rahat bir şekilde adamı şaşırtarak atabiliyorsunuz. Adamın dojlaması daha zor oluyor tabii ki de. Tank değilsin build'ini istiyorsanız da onu da çekerim. Yani kaniçenli o tank dediğim. Hemen bak Q'yu attık hop oradan çıktık. Vurmaya devam ediyoruz. Öldür.
Burşun helal olsun be. Helal kardeşime. Onu da öldürdü. Hemen vurmaya devam ediyoruz. Nexus'a da vuruyoruz arkadaşlar. Maçın bittiğini şimdi göreceğiz. Hop, 56'da almayı başardık. Hemen bir hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Ne kadar vurmuşuz? Evet arkadaşlar, bu arada hesabı da 6-4 yaptık. Takımda en fazla set vurmuş, sonra biz vurmuşuz. Büyük ihtimal ne yaptığımızı öğrenmişsinizdir. Görüyorsunuz arkadaşlar, siz de chat'in bye bye YouTube yazdığınız, size bye bye diyorlar. Siz de onlara bir şeyler söylemek istiyorsanız yorumlara cevap verebilir ya da siz de yayınlarımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıp video like, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bye bye.